Tera Yatırım'dan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda geçtiğimiz hafta olduğu gibi sizden gelen hisseler arasından seçtiğimiz hisselerin analizini yapacağız. Bu hafta için sizden gelen hisseler arasında seçtiğimiz hisseler Sasa Polyester, Bera Holding ve Indes Bilgisayar. Bu üç hisseye ek olarak ben de geçtiğimiz günlerde bu hafta içerisinde analizini yaptım. Ve zaten Sasa Polyester'de grafiği oldukça benzeyen Esen Boğa Elektriği koydum. Şimdi birazdan bu dört hissenin analizini sizlerle birlikte yapacağım. Analizime ilk önce kendi analizimle başlamak istiyorum. Şöyle hemen grafiğimi büyüterek Esen Boğa Elektriği'ndeki teknik hareketten analizimize başlayalım. Şimdi Esen Boğa Elektrik geçtiğimiz yıl halka arzolanan hisselerden biri ve geçtiğimiz yıl içerisinde aslında gördüğümüz çoğu halka arzolanan hisseleri olduğu gibi halka arzdan sonra ciddi manada bir yükseliş yapan, sonra bir miktar geri çekilen bir hisse ama özellikle fiyat grafiği oturduktan sonra yeni yılla birlikte oldukça hem dalgalı bir seyir izledi hem de tahtası hareketlendi diyebilirim. Esen Boğa Elektrik bildiğiniz gibi aslında daha önce yine borsada işlem görmeye başlayan natürel enerjinin iştirak, %100 iştirak yani natürel enerjiye sahip olduğu bir şirket. Mevcut son 3 gündeki hareketi aslında benzer bir şekilde natürel enerjilere söz konusu. Şimdi şöyle biraz daha yakınlaşalım. Aralık ayı itibariyle hatta Ocak'tan beri gelen bir yukarı yönlü harekete vardı. Şurada baktığımız zaman 17 liralardan başlayarak Esen Boğa Elektrik 46 liraya kadar yükseliş yaptı. Hatta şöyle tam olarak söylemem gerekirse tarihi zirvesini 16 Mart tarihinde gördü. Bu ise 46 liranın üzerine çıkarak. Burada bir tepe yaptıktan sonra hızlı geri çekilme yaptı. Tekrar tepki geldi ve sonrasında aslında her kapanışı, her tepesi bir önceki tepenin altında olacak şekilde aşağı yönlü olarak 25 liraya kadar geri çekildiğini gördük Esen Boğa'nın. Ama geçtiğimiz hafta gelen tepki sonrasında aslında bir altının üçgen formasyonu oluşturdu. Bu formasyona bağlı olarak da bir miktar sıkışma yaşadı. Ben bu hisse analizini 2 gün önce yapmıştım. Tam Mayıs ayının son gününde, Pazartesi günü itibariyle. Ve bu sıkışmanın büyük ihtimal yukarı yönlü kırabileceğini söylemiştim. Nitekim beklentimiz gerçekleşti. Ve yukarı yönlü bir kırım oldu. Çünkü yani bunun iki nedeni vardı aslında. Hem uzun süreden bile ciddi manada bir geri çekilme yaşamıştı Esen Boğa. Artık bir yerden tepki gelmesi gerekiyordu. Ve bu tepkiye de ilk olarak yani ilk sinyal diyebileceğimiz yer 25 liranın altına sarkmadı ise. Buradan her geri çekilme sonrası tepki alımı gördük. Her geri çekilme sonrası tepki alımı gördük ve grafikte de zaten net şekilde görmüş olduğunuz gibi bu sıkışma sonrasında bir yerden kırılım yapılacağı belliydi ve kırılımı dediğim gibi yaptı. Şöyle biraz daha yakınlaştığım zaman zaten kırılımı yaptıktan sonraki hareketi çok net şekilde belli ediyor kendisine. Pazartesi günü itibariyle %7'lere kadar yükseliş yaptıktan sonra 20 günlük üst hareket ortalamasını test ettikten sonra dün tavan yaptı bu kağıt. Bugün de yine 34 lira 50 kuruşa kadar yükseliş yaptı. Ve şöyle bakacak olursak şuradaki yani 16 Nisan'daki tepeye göre bakacak olursak bir üçgeni bozduktan sonra ufak çaplı bir çanak yapma ihtimali yüksek. Yani şurası kısa vadeli olarak bir hedef olabilir. Yaklaşık 37 lira 50 kuruş, 37 lira 60 kuruşa kadar Esen Boğa Elektriği'nin yükselme ihtimali var. Bunu dediğim gibi hem sizden gelen hisseler arasından Sasa Polyester'e de birazdan bakacağız. Buna benzer bir grafiği olduğu için. Hem de 2 gün önce zaten bunun analizini yaptığım için kısaca değinmek istedim. Şimdi bunu küçültelim ve sizden gelen hisseler içerisinde seçtiğimiz Sasa Polyester'e geçelim. Sasa Polyester'de çünkü buna benzer bir grafik söz konusu. Ki Sasa'da zaten son dönemin oldukça gözde hisselerinden biri. Baktığımız zaman şunu biraz daha şöyle çekeyim. Fiyatımız belli olsun. Yakınlaşıyorum. Sasa Polyester geçtiğimiz yılın son aylarından ve özellikle de bu yılın Ocak-Şubat aylarında oldukça primlenmiş bir hisse. Zaten buradaki hareketi kendisini belli ediyor. Yani şurası nereye denk geliyor? 18-19 liradan başlayıp 40 liraya kadar yükseldi. Sonrasında çok sert geri çekilme yaptı. Zikzaklar izleyerek
bugüne kadar geldik diyebiliriz. Burada da aslında ana yükselişten de çizgimiz kendisini zaten belli ediyor bu hareket söz konusu. Son dönemde baktığımızda şurası tam 27 Nisan denk geliyor. 27 Nisan'da bir tepe yaptıktan sonra aslında burada da ufak çaplı bir çanak yapabilir gibi derken 27 Nisan'a itibaren geri çekilen bir Sasa Polyester görüyoruz. Ama bu geri çekilme ana yükseliş tren çizgimize kadar sürdü. Ve şuradan yani şurası tam olarak iyice yaklaşayım siz de görün. 30 liranın altına sarkmadan 30 lira 80 kuruş, 30 lira 70 kuruş destek bölgesinden gelen alımlarla son 2 günde sert bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Sasa Polyester'in dünkü yükselişi sonrasında zaten bu yükselişin bugüne devam etmesi aynı Esenboğa'da olduğu gibi o küçük sıkışmanın yukarı yönlü kırıldığını bize gösteriyor. Bu kırılma sonrasında da zaten bugünkü kapanışın şu görmüş olduğunuz kırmızı çizginin üzerinde olması oldukça önemli. Ki burada ek olarak Sasa'da hareket ortalamaları da koydum. 20 günlük ve 5 günlük üst hareket ortalamamız var. Ki bu iki üst hareket ortalama bildiğiniz gibi birbirini kestiği zaman alım ya da satım sinyali olarak kullanılabiliyor. Şu an için 5 günlük olan kırmızı çizgimiz, hareket ortamımız ve 20 günü kesmek üzere. Eğer keserse zaten yani bir geri çekilme olmazsa önümüzdeki günlerde bu hareket daha da yukarılara taşıyabilir. Sasa polyesteri ilk hedef olarak da 37 liranın üstünde şu 27 Nisan tarihinde yaptığımız tepemiz var. 38 lira. 38 liraya kadar gitme ihtimali var. Kısa vadede Sasa polyesterin nitekim zaten bu 2 günkü harekette sizin de dikkatinizi çekmiş olacak ki sizden bize bu Sasa polyesteri yönelik bir talep geldi. Yani Sasa polyesterdeki teknik görüntü aslında bu şekilde diyebilirim. Sasa polyesterden daha sonra da Indes bilgisayara geçmek istiyorum. Şöyle grafiğini sığdırır şekilde ekran ayarlamamı da yaptıktan sonra. Şimdi aslında grafikler birbirine benziyor. Yani İndesinde yine altına bir üçgen grafiği var. Ki bu biraz da endeks grafiğiyle de alakalı. Şu çizgiyi düzeltelim. Biraz da endeks grafiğiyle de alakalı ama bu gün için incelediğimiz bu üçüncü grafiğimizde de yine temel hikaye aynı. Geçmişten gelen yani geçtiğimiz yıldan gelen aslına bakarsak yukarı yönlü ana yükseliş trendi var. Bu trend çizgisine yaklaşmış hisselerden gelen tepkiler söz konusu. Ki yıl içerisindeki harekette de üst taraftaki çizgiyi de inceleyecek olursak yine Mart ayında, Nisan aylarında yapılan tepelere göre düşen bir çizgi var. Ve bu çizgi arasında bir sıkışma söz konusu. Şu grafiği şöyle kaydıralım. Bundan önceki baktığımız hem benim fark ettiğim Esenboğa Elektrik hem sizden gelen Sasa'da düşenin kırdığı net bir şekilde gözüküyor. İndes'te ise henüz bir düşenin kırma durumu söz konusu değil ama hikaye diğer grafiklere benziyor ve büyük ihtimal burada da büyük oranda kırılma söz konusu olabilir. Bu kırılmayı yapması için ama diğer iki hisseden farklı olarak ki diğer ikisi az önce söylediğim gibi net şekilde kırılmayı gerçekleştirmiş durumdalar. İndeks'te ise biraz daha vakit var. Yani yaklaşık işlem günü olarak bakacak olursak 2 haftaya kadar sürebilir bu sıkışmanın kırılması. Tam sıkışmanın olduğu yerde şöyle şimdi şey yapayım. 6.80-6.85 bölgesinden bu kırılma normal şartlarda gerçekleşebilir ki şu an için alt bandı çok daha yakın hareket ediyor İndeks bilgisayar. 8 düzeltiyorum. 6.50 seviyesi ana desteğimiz konumunda bulunuyor. Bu destek üzerinde kaldığı sürece zaten yukarı yönlü gitme ihtimali var. Artı buna ek olarak da dediğim gibi zaten şurada sizin görmüş olduğunuz sıkışma yukarı yönlü kırılırsa ilk hedef olarak 7 lira 20 kuruş söz konusu. Daha da yukarıda şuradaki üçlü hatta dörtlü tepe diyebileceğimiz 7.80'lere kadar yükseliş devam edebilir. Yani bu da aslında %10'un üzerinde %15 civarı mevcut fiyata göre bir getiri potansiyeline işaret ediyor. İndeks bilgisayarda şu anki durumda aslında bir nevi destek seviyesine yakın olduğu için alım seviyesi gibi gözükebilir ama tabii ki de olası olarak yaşanabilecek satışlara bağlı bu çizgi yani ana destek trend çizgimiz devam, takip edilmeli. Eğer alım düşünen yatırımcılar olursa da buradan olası bir stop yapmalarında fayda olur diyelim. Çünkü daha önceki iki grafikte olduğu gibi bunda da aynısı olur diye bir kural söz konusu değil. Tabii ne yazık ki diyelim. Teknik analizin cilvesi bu. Son olarak da şu grafiği de küçültelim. Son olarak da arkada kalan
Bera'ya bakmak istiyorum. Bera'da diğer 3 grafikten, az önce izlediğimiz 3 grafikten çünkü daha farklı bir durum söz konusu. Hemen şöyle yakınlaşalım. Burada ana yükseliş trendimiz devam ediyor. Ana yükseliş trendine ek olarak da son dönemde net bir şekilde sert satışlar söz konusu. Bera Holding'de şuradan bakalım tekrardan. Kasım ayı başından gelen çizgimiz söz konusu. Ki çok daha yakın bir zamanda yani Mayıs ayının başında 3 Mayıs'ta tam bir ay önce 34 liraya 50 kuruşa kadar yükselen bir bera var. Ama o tarihten itibaren sert bir şekilde de diyebileceğimiz satışlar söz konusu ve bu satışların da son 2 hafta içerisinde hele hele bu haftanın başından beri de iyice attığını görmekteyiz berada. Büyük ihtimalle zaten grafik gördüğünde dedim ihtimalle bir satış söz konusu hatta sert satışlarda büyük ihtimal sizin adınıza söylemem gerekirse elde hisse senedi kaldı. Çünkü böyle sert satışlarda net bir şekilde malayıdan çıkartıp hisseyi satıp nakite geçmek söz konusu olmayabiliyor. Sert satışlarda da hani ha döner ha döner derken bir bakıyoruz. Bir anda çok daha ciddi zararlar söz konusu olmuş olabiliyor. Ki büyük ihtimal biraz da böyle bir durum söz konusu. Hani nereden dönebilir sorusunun cevabı ise aslında şu görmüş olduğunuz tekrar küçülteyim. Kırmızı çizgide saklı. Buradan yani yaklaşık olarak 23 lira seviyesinden tepki gelme ihtimali yüksek Bera Holding'e. Sonrasında birazcık ileri doğru bakıp saracak olursam yaklaşık 23 lira ile 24 lira 60 kuruşa denk gelen fibo düzeltme seviyesinden yani şuradaki küçük üçgende fiyatlama görebiliriz. Bera Holding'de tabii bu desteğin çalışmasını varsayarak söylüyorum. Eğer zaten bu destekleri de tutamayıp satışlar hızlanırsa bir sonraki fibo düzeltme seviyemiz 20, yaklaşık 22 lira yani 1 lira daha aşağıda. Oraya kadar da bir sarkma yapabiliriz ki çok şeyi çok görmüşlüğümüz vardır. Hani satışlar hızlanınca bir nevi desteği yani trend desteğini test edip aşağı yönlü bir sarkma yapıp toparlama yapma durumu da olabiliyor hisselerde. Yani burada illa bu destekten dönecek, 23 liradan dönecek diye bir şey yok. 23 lirayı 1 lira daha sarkıtabilir. 22 liraya doğru bir sarkma yapabilir Bera Holding. Ama sonrasında hani şu şeyi toparlayacak olursak, bakacak olursak yani 6 aydan beri devam eden bir yukarı yönlü hareketi de var. Hani her ne kadar bu 6 aylık hareket esnasında baktığımızda şurada bir geri çekilme söz konusu. Ciddi manada düzeltme yapmış, devam etmiş. Burada bir düzeltme yapmış, burada bir düzeltme yapmış. Bu da aslında toplara bakacak olursak 4. büyük düzeltmemiz son 6 ay içerisinde Bera Holding'de. Yani bu düzeltmenin yani düzeltme niteliğinde olacağını düşünüyorum açıkçası yani. Ana trendin korunacağını düşünüyorum. O açıdan da ilk ana desteğimiz 23 lira. Bana soracak olursanız Bera Holding'de. Burada tepki gelme ihtimali oldukça yüksek. Ama yine de kısa süreli bir grafikte bakacak olursak, yani düşünecek olursak diyeyim. 22 liraya kadar da sert bir hareket görürsek şaşırma. Ama genel beklentim mevcut. Kısa vadede yani bir aylık süre içerisinde 34 liradan 24 liradan 23 liraya kadar gelen bir bera söz konusu. Yani ciddi manada bir satış olmuş. Bir aylık vadede bakacak olursak bir yerden tepki gelmesi lazım. O yerde büyük ihtimal şu kırmızı çizgine denk gelen 23 lira seviyesi olacağını düşünüyorum. Diyeyim. Ben bugünkü videomun sonuna geleyim. Bir sonraki videomuzda yine sizden gelecek hisseleri analizini yapmaya devam edeceğiz. O zamana kadar herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.